Evet, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz güzelliklerin menbaı, celil ve cemil olan Hazreti Allah'ın en güzel tecellilerine, hep güzel tecellilerine mazhar olan Hazreti Fahri Alem, Beni Sa'd yurdunda. Sa'd yurdunda neler oluyor Mustafa'cığım? Bir okuyalım bakalım. Eyvallah. Bütün bu garipliklerden sonra Halime ve kocası yurtlarına vardılar. Artık nur yüzlü kainatın efendisi Sa'd oğulları yurdundaydı. O sırada Sa'd oğulları beldesinde müthiş bir kıtlık ve kuraklık hakimdi. Bereketi kesilmiş topraklar, susuz kuyu ve çeşmeler, solgun yüzler ve zayıflıktan ayakta duracak mecali kalmamış hayvanlar. Fakat Peygamber Efendimizin ayak bastığı hanenin manzarası birden değişiverdi. Daha önce yiyecek ot bulamayan hayvanları şimdi tıka basa doyu veriyorlardı. Memeleri dolup taşıyor, bir rahmet çeşmesi gibi devamlı süt akıtıyorlardı. Solgun yüzler yoktu artık Halime'nin evinde. Beldenin sair sakinleri yine kıtlık içinde, yine sıkıntı çemberinde kıvranıyorlardı. Hani diyorlar ya, efendim biz dinle diyanetle alakadar olacağız, Peygamber'e salatü selam edeceğiz ama bunlar bizim, hani tamam manevi olarak ilerleyeceğiz belki, manevi zevk yaşayacağız ama bizim işimize gücümüze tesiri ne diyorlar ya, bunun böyle olmadığını, onların iddia ettiği gibi olmadığının en güzel, en sarih, en açık şekildeki ifadesi işte budur. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin nuru şu veya bu şekliyle, bazen bir ismi, bazen bir salatü selamın bir hanede anılması, o peygamberin sünnetine uygun şekilde evde bir yaşamak, kardeşim senin bağına, bahçene de, işine de, eşine de, her yerine yansır. Biz Peygamber Efendimizin nasıl bir rahmet olduğunu bilmiyoruz. Resulullah Efendimizin nasıl bir nur olduğunu fark etmiyoruz. El alem efendim zamanımız kötü, etraf nasıl fitne zamanı, işte şu oluyor bu oluyor. Bak Beni Sa'd yurduna. Kıymetli dinleyicilerimiz, Siyer-i Nebi'yi okurken müteaddit defalar söylediğimiz gibi bizim kendi hayatımıza ait numuneleri rahatlıkla görebileceğiniz bir sahada meşgul olduğunuzu ve Siyer-i Nebi'de müşküllerinize cevap olduğunu fehmederek, lütfen idrak ederek okumaya gayret edelim. Muhabbet nazarlarınızı buraya celbediniz. Beni Sa'd yurdundaki kıtlığı düşünün. O zamanın kıtlığını. Kurak, yerden ot bitmiyor, gökten yağmur inmiyor, rahmet inmiyor. Fakat herhangi bir hane, eğer orada Allah Resulü'nün nuru varsa, senin gönül hanende bu varsa, sen evine bu nurdan nasipdar olacak şekilde bir iz, bir işaret koymuş isen, senin şu andaki yurdunda da, semtinde de, etrafında da ne kadar kuraklık, maddi ve manevi bereketsizlik olsa da, her ne kadar rezalet, fuhşiyat, her türlü kötü sayılabilecek meymenetsizlik olsa da, o Fahri Alem öyle bir nurdur ki sen muhabbetle o nurdan zerre kadar nasipdar ol, vallahi ve billahi hem senin evine yansıyacaktır, hem işine yansıyacaktır, hem eşine, evladı, yerine bu yansıyacaktır. Çünkü bu nur gibi bir nur yaratılmadı bu alemde. Allah Teala Resulullah'ın nuru gibi bir nur yaratmadı bu alemde. O nur, nurlar içerisinde bir tane. Bütün nurların mayası da o nuru Muhammed'i. Zerre kadar nuru olsun, fakat illa olsun. Nursuz, o nursuz olmuyor. O nurla her şey mümkün. Resulullah Efendimizin nurunu evinde sözüyle, sünnet-i seniyyesiyle, onun emrettiği şekilde veya onun bize vasiyet ettiği şekilde yaşayanlara, hatta duvarda ismi nebisini, o mübarek ismini görüp de ne güzel isim, Allahümme salli ala seyyidina Muhammed diyecek bir nazarı dahi sizin dikkatlerinize vermek, muhabbetle bu hususlarda düşünmenizi, dikkatlerinizi buraya celbetmek için bunları anlatıyorum. O nursuz olmayalım, onurla yaşamaya gayret edelim. Bakın, Beni Sa'd yurdunun hali ortada. Yüzlerce insanın şahit olduğu bir nur, bereketine ve rahmetine. Buyurun. Beldenin sair sakinleri
yine kıtlık içinde, yine sıkıntı çemberinde kıvranıyorlardı. Hayvanları hala zayıf, nahif ve istenilen sütü veremiyordu. Sanki peygamberimizi yetim diyerek almayanlar, maruz kaldıkları mahrumiyet içinde bırakılmakla cezalandırılıyorlardı. Daha doğrusu insanların ne kadar basit şeylere dayanarak tercih yaptıklarını, fakat Allahsız ve Allah'ın rızasına muvafık olmayan tercihler, böyle hani derler ya, kemeselil ankebut, Ankebut suresindeki ayet gibi, bir örümceğin yaptığı, ağdan yaptığı, velev ki çok mükemmel bir geometrik, matematik harikası olsun, fakat neticede bir rüzgarla kopuverir gider. İnsanların yaptığı dünyevi tercihler, insanda habire kesafeti, ağırlığı arttırır. Ağırlık insanı atalete sevk eder. Yapıştıkça yapışır zemine. Manayı aldıkça insan yukarıya doğru yükselir. Kesafet kalkar. Yere mahsus olan gıdalara, burada biraz belki seviye şey farklı olacak ama bu saate kadar dinleyen kardeşlerimiz bu lezzeti paylaşıyorlardır. Yere kapaklanıp kalmayanlar, ruh tarafına yükselen insanlar, yerden biten mahsullere ihtiyaç sahibi olmadan ve ihtiyaç duymadan hür olarak yaşarlar. Allah onları rızıklandırır, kuşlar gibi. Aç çıkarlar, tok olarak yuvalarına dönerler. Hürdürler, yerdedirler ama yeryüzünde hürdürler. Hep gökle teyit edilirler. Semavi bir kuvvetle teyit edilen bir kişi, yerde de olsa, yerin dibinde de olsa, muhakkak surette o teyidin, o kuvvetin berekatıyla sıkıntıya maruz kalmaz. Göklerin nuru yere inmiş, o yerde ona yakın olanlara göklerin maddi ve manevi bereketini açmıştır. Mesele bundan ibarettir. En önce bu bereket hususi olacak. Dikkatlerinizi çekmek istiyorum. Hususi rahmetini gösterecek. Ne zaman o rahmetellil alemin olduğunu bütün dünyaya haykıracak, o bütün dünya onun nurundan artık umumi olarak da azami şekilde istifade edecek. Herkes de görecek. Şimdi hususi tecellilerle gözüküyor. Evet. Yayla halkı gözleriyle gördükleri bu durum karşısında meraklarından çatlayacak hale gelmişlerdi. Olup bitenlere bir mana veremiyorlardı. Kabahati çobanlarında buluyorlar ve onlara çıkışıyorlardı. Gidin görün bakalım, Halime'nin çobanı koyunlarını nasıl doyurmuş. Yürürken memelerinden şıpır şıpır süt damlıyor. Kim bilir koyunlarını nerede otlatıyor. Siz de onun gittiği yere gidip koyunları orada otlatsanız ya. Çobanlar, efendilerinin bu çıkışlarında haksız olduklarını adları gibi biliyorlardı. Halime'nin çobanının koyunlarını otlattığı yerin, kendilerinin otlattığı yerden hiçbir farkı yoktu. Bunun için de itiraz ediyorlardı. Ama itirazları hiçbir fayda vermiyordu. Efendilerinin bu sefer şu sözlerine muhatap oluyorlardı. Peki, sizin sürülerin koyunları açlıktan kendilerini zar zor taşıyorlar da, onunkiler neden tıka basa tok, hem de memeleri sütle dolu olarak dönüyor? Ne çobanlar ve ne de efendileri bu soruya cevap bulamıyorlardı. Sadece birbirlerine hayret ve şaşkınlık dolu bakışlarla bakıp kalıyorlardı. Elbette bunun bir sebebi vardı. Ve bu sebebi henüz o zaman Hazreti Halime ile kocasından başkası bilmiyordu. Çobanların gelip sebebini sormaları üzerine Halime onlara şu cevabı verdi. Vallahi bu iş ne ot ne de otlak işidir. Bu iş Rabbimin sırlarından bir sırdır. Her şey Mekke'den dönüşümüzle birlikte başladı. Tabii ki çobanlar bu sözlerden pek bir şey anlamıyorlardı ve meraklarından da kurtulamıyorlardı. Yayla halkının akıl erdiremediği sır şuydu. Kainatın yegane sahibi olan Allah, en sevdiği insan olan peygamberimizi evlerine misafir etme âli cenaplığını gösterdiklerinden dolayı, Halimelerin evine rahmet hazinesinden bol bol ihsan ve ikramda bulunuyordu. Halime ve kocası bunun gayet iyi farkındaydılar.
Bu sebeple Nur yavruya bambaşka bir gözle bakıyorlardı. Adeta onu uçan kuştan, doğan güneşten koruyorlardı. Büyük bir sevgi ve dikkat ile üzerinde titriyorlardı. Unutturulan bir hikmetli söze, bir hadise, hadisi şerife, bazıları İmam Ali Efendimiz'in sözü olduğunu da söyler. La talebe ve la radde. Talep etmeyin. Fakat sizden bir şey talep edildiğinde de reddetmeyin. Yapabileceğiniz bir şeyse, yerine getirebileceğiniz bir şeyse. Bu sözün de bereketini görmüştür. Bir insan bir şey çok istediğinde en az 10 kere Hazreti Allah ona bu işi ben nereden istedim, keşke olmayaydı der dedirtirmiş. Bir işi çok istediğinde. İlle şu olsun, illa şu olsun diye. Hani böyle bakın etrafınıza, dua ederler, adaklar, nezirler, adarlar. Şunu yapacağım, keşke olsa, ah bir olsa, ah bir olsa, olur. En az 10 kere insan dermiş ki keşke olmayaydı. Cenab-ı Hakk'ın verdiği nimette haşa gözü olduğundan, al sen misin isteyen diye başa kalktığından, eziyet etmesinden değil bu. Allah lisan-ı haliyle sana vaaz ettirir. Yine senden sana konuşur ve der ki kainatta benden daha çok sevebileceğin bir şey yoktur. Bana nispetini düşünsen, talep etmek istiyorsan ille de talep edeceğin bir şey varsa beni talep et. Fakat sana yakışan talep etmeyip reddetmemektir. İstemeyip istenilen şeyi de reddetmemektir. Bu insandaki kul çizgisini ve abdiyet, tevazu çizgisini bariz bir şekilde ortaya koyan bir hasrettir. Hazreti Halime validemiz, Hazreti Abdülmuttalib'in bu talebini reddetmeyerek ayrıca onun bereketini de gördü. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz zaten serapa rahmet ve bereket. Fakat bir de reddedilmeyecek şekilde tevazuyla kabul edildiğinden o bereket tam bir şekilde tezahür etti. Bu şekilde de tezahür etmeyebilirdi. Fakat usul olarak da, hani diyorlar ya potansiyel, randıman vesaire, usul olarak çok güzel bir usul takip edilişi ondaki bereketin ve rahmetin de azami oluşuna vesile oldu. Bunu da gözlerden kaçırmamak lazım. Evet, buyurun. Sağdoğulları yaylasında aylardır hüküm süren kuraklık ve kıtlık hala son bulmuş değildi. Yayla halkı her hafta kendi inanç ve geleneklerine göre yağmur duasına çıkmaya devam ediyordu. Fakat her seferinde de elleri boş ve mahzun dönüyorlardı. Bir cuma günüydü. Kadınlı erkekli bütün kabile halkı yanlarına aç develerini, sütsüz koyunlarını da alarak bir tepenin üzerine yine yağmur duasında bulunmak için çıkmışlardı. Putlarına kurbanlar kestikten sonra duaya başladılar. Yalvarmalar, yakarmalar, alemlerin Rabbine yağmur göndermesi için yapılıyordu. Saatlerce dua ettikleri halde yere tek bir yağmur damlası düşmedi. Kalabalığın içinde sevgili peygamberimizin süt annesi Halime ve kocası Haris de vardı. Halime, gözlerden sakındığı kainatın efendisi yavruyu kalabalığa alıp getirmemiş, süt kardeşi Üneysi'nin yanında evde bırakmıştı. Evet. Duanın sonuna gelinmişti. Herkes ümitsiz ve bitkindi. Artık dönmeye hazırlanıyorlardı. Bu sırada Halime'nin komşusu bir kadın duasını bitirmek üzere olan rahibe yaklaştı. Ve rahip duasını bitirince de "Rahip efendi, biz bu kadar dua ettik fakat bir netice alamadık. İçimizde hayırlı uğurlu biri olsa belki alemlerin Rabbi duamızı kabul ederdi" dedi. Rahip yaşlı kadının bu sözünden rahatsız gibi oldu ve "Biz ona dua ederiz ama onun ne yapacağını bilmeyiz. Doğruyu ve hayırlıyı ancak o bilir" diye konuştu. Yaşlı kadın bu sefer asıl maksadını açıkça söyledi. "Biliyorum, dedikleriniz doğru ama benim söylemek istediğim şey başka. Bizim komşumuz Halime'nin evinde Mekkeli bir çocuk var. O geldiği günden beri Halime'nin evi bereketle dolup taşıyor. Çok hayırlı, çok uğurlu bir çocuk olarak görünüyor. Bir de onu buraya getirsek, belki ayağı uğurlu gelir. Onun yüzü suyu hürmetine, alemlerin Rabbi dualarımızı kabul eder ve bizi yağmura kavuşturur.
Evet. Rahip önce tereddüt geçirdi. Kadın ısrar edince Efendimizin getirilmesine razı oldu. Yaşlı kadın Halime'yi arayıp buldu ve rahibe yaptığı teklifi kendisine anlattı. Fikir Halime'nin de aklına yattı. Çünkü Nur yavrunun bereketi ve hayırlı bir çocuk olduğuna en çok kendisi şahit olmuştu. Koşarak eve vardılar. Peygamberimizi süt annesi kucakladı. Kundakladıktan sonra yakıcı güneşin tesirinden korumak için de yüzünü bir bezle kapadılar ve dışarı çıktılar. Acaba yakıcı güneş ne yapacak ona? Yakıcı güneş mi var acaba üstünde? Bakalım. Güneş kızgın oklarını yeryüzüne olanca şiddetiyle saplıyordu. Yerden sanki alev alev ateş yükseliyordu. Evden çıkıp biraz yürüdükten sonra gözleri garip bir şeye ilişti. Bir bulut. Kendileriyle beraber gidiyordu. Ve o bulut onu hiç terk etmemiştir. Önce mühimsemediler. Olabilir diyerek yürüdüler. Fakat yağmur yağmayan bir yer, ufukta bir tane bulut yok. Düşünün, bir şemsiye gibi Fahri Alem üzerinde, sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz üzerinde bir bulut devamlı onunla beraber gitmekte. Acaba neyi neden saklamakta? Bunu programın sonunda söyleyeceğiz. Şimdi söylemeyeceğiz. Fakat bu küçük bulut kendilerini terk etmiyordu. Adeta onları güneşin kaburucu sıcaklığından korumak için bir şemsiye vazifesi görüyordu. İster istemez hayrete kapıldılar ve şaşırdılar. Bir taraftan da sevindiler. Artık Nur yavrunun yüzünü bezle örtmeye de ihtiyaç kalmamıştı. Örtü kaldırılınca şirin gözler süt annesine tatlı tatlı baktı. Sanki tebessümüyle o bulut beni gölgeliyor der gibiydi. Buluttan şemsiye altında yollarına devam edip kalabalığa karıştılar. Önce yapılan tekliften rahatsız olan rahip bu sefer onları güler yüzle karşıladı. Çünkü o da Halime ve arkadaşının evden çıkar çıkmaz bir bulut tarafından gölgelendiklerini uzaktan görmüştü. Rahip Peygamberimizi süt annesinin kucağından aldı ve kalabalığa seslendi. Ey insanlar! Bu, bulunduğu eve bereket getiren Mekkeli çocuktur. Bu hayırlı yavruya olan sevgisi ve lütfu ile yağmur vermesi için alemlerin Rabbine hep beraber dua edelim. Eller tekrar açıldı ve dudaklar yeni bir heyecanla duaya başladı. Peygamberimiz bir nur yumağı halinde rahibin kucağında duruyordu. Rahip bütün dikkatiyle nur saçan gözlere bakıyor ve adeta hal diliyle "Bu güzel çocuğun yüzü suyu hürmetine bize yağmur ihsan et" diye Cenab-ı Hakk'a yalvarıyordu. Herkes Yüce Allah'a yalvarırken Peygamberimizin nur saçan gözleri ümitle gökyüzüne dikildi. Rahip ise nur yavrunun iri ve bebekleri pek siyah, güzellikte eşsiz gözlerine kendini kaptırmış ve adeta her şeyi birden unutuvermişti. Artık aylardır süren hasretli ve hüzünlü bekleyişin son anları yaklaşıyordu. Peygamberimizin başı üzerindeki küçücük bulutun birden büyümeye ve ufuklara doğru yayılmaya başladığı görüldü. Kısa zamanda o küçük bulut, yerini bütün gökyüzünü kaplayan kocaman bir buluta terk etti. Dua seslerine birden sevinç çığlıkları karıştı. Yağmurun müjdecisi bulutlar geldiğine göre rahmetin de gelmesi yakındı. Az sonra sevinç çığlıklarıyla ortalık çınladı. Yağmur, yağmur, yağmur. Evet, ikaz mahiyetindeki iki haftalık bir mahrumiyet içinde kalma, Sağdoğullarının dikkatini çekmek için kâfi görünmüştü. Nur yavrunun yüzü suyu hürmetine, Sağdoğulları yurduna latif, berrak ve tatlı yağmur damlaları Cenab-ı Hakk'ın rahmet hazinesinden ahenkli ahenkli inmeye başladı. Güya rahmet tecessüm ederek damlalar suretine yeryüzüne akıyor, ümitsiz yüzlere ümit ve tatlılık bahşediyordu. Evet, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin artık alemlere sığmayacak, alemlerin ihata edemeyeceği nuru her şekliyle insanları kuşatmaya başlamış. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i güneşin ışığından koruyor nur. Ama bazıları da derler ki
cazibenin büyüklüğü diğer kendisinden küçük olan cazibeyi kendisine çeker ve helak eder. Kainatın yok oluşunu anlatıyorlar. Senaryolar yapılıyor. Güneş nurunu, ışığını arttırmış vaziyette işte bütün etrafındaki gezegenleriyle aydınlatmakta. Karardığı zaman bir şekilde bütün hepsini birbirine çekecek ve yapıştıracak. Bir başka şekliyle güneş yine cazibe merkezi olduğu zamanlarda da şu andaki haliyle birazcık dünya veya başka gezegenler güneşe yaklaşmış olsalar hemen güneşin çekim alanına girecekler ve o cazibe kanunu kaidesince helak olup gidecekler. Cenab-ı Hak güneşin vazifesini yapabilmesi için Habibi Edibi'nin üzerini bulutla kapladı diyorlar. Bu bir. İki. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz serapa nurdu. Nur olması hasebiyle gölgesi yoktu. Gölgesinin olmayışını insanların nazarından setretmek ve sırlamak için Cenab-ı Hak üzerinde bir bulutu himayeci olarak verdi. Normalde zaten nur olduğu için gölgesi yere düşmüyor. Gölge düşmüyor. Çünkü o cisim bizim anladığımız manada bir cisim değil. Nurun şekillenmiş hali cismi Muhammed. O yüzden gölgesi dahi yok. Sakalı şerifin dahi gölgesi yoktur. Bendeniz bunu vakıflarda görevliyken bazı sakalı şeriflerin muhafızlığı vesaire kontrolü hususunda birkaç kere vazife almış idim ve üşenmedim, kontrol ettim. Sakalı şerifin gölgesi yoktur. İsteyenler denesin baksın. Nur. Nurun tecessüsü. Ama efendim işte nasıl oluyor bunlar? Güzel kardeşim, senin aklının ihata edebileceği şekilde olsaydı zaten ona mucize denmezdi. Mucize insanın aklının maverasında, aklının ötesinde olan şeye denir. Sen illa kendini ona benzetmek istiyorsan ahlakını benzet. O nurdan nasiptar olmaya benzet. Bak merkebin üzerine bile bindiği zaman merkep işe yarıyor. Benzet. Fakat kendini o zannetme. Çok büyük bir hamakat gösterirsin. Ebu Cehil'in tuttuğu yoldur bu. O Abdullah'ın yetimi bana gelseydi diyecek bir derekeye düşersin. O bunu unutmayın. Bu akşam sadece bu söz yeter. Nurun tecessüm etmiş, şekillenmiş hali nuru Muhammed ve cismi Muhammed. İşte o cismi Muhammed'i ehil olmayan nazarlar, bakışlar görmesin. O nuru kıskançlıklarıyla, hasetlikleriyle ezmeye gayret etmesin. İki cihan serveri Efendimizin cismi paki onlardan rahatsız olmasın diye ona güneşi gölge vazifesi, gölgelik vazifesi olarak bulut üzerinde dolaşıyordu ama sebebi o gölgesi güneşin tam altında gözüküp de gölgesinin yere düşmediği de belli olmasın diye. Üzerinde gölge var. Herhalde o yüzden göremiyoruz desinler diye Allah setretmiştir diyorlar. İki tane mana. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Şimdi buradan diyecekler ki biz Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hadislerine bakarız, amellerini yaparız, böyle acayip acayip şeylerle uğraşmayız. Pekala. O yolu tutmaya devam edin. Fakat şunu unutmayın. Muhabbetsiz o amellerin hiçbir faydasını görmeyeceksiniz. Ve muhabbetsiz yazık olacak. Belki İslam mertebesine ereceksiniz ama ihsan mertebesinden mahrum kalacaksınız. İhsan mertebesi sadece ve sadece kendi canından geçip canan için yaşamak fikrine sahip olan insanlara açılan bir kapıdır. Ve şunu unutmamak lazım. Madem ki biz bu dünya imtihanhanesine geldik, bir şekilde iflas edeceğiz. Hiç olmazsa büyük denizde boğulalım. O kapının dilencisi bile başka kapıların sultanlarından çok daha saltanatlıdır, çok daha faziletlidir. Bunu da unutmayalım. Cenab-ı Hak bizim susuz ve rahmetten uzak kalmış vücut iklimimizin topraklarına, kalp topraklarımıza Cenab-ı Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin rahmet sığınaklarını onu vesile kılarak indirsin, coştursun. Maddi ve manevi biz rızıklarıyla rızıklandırsın. Maddiyatımızı da iyi yapsın. O bahane de ortadan kalkınca esas kaybettiğimiz sahayı belki daha iyi görürüz. Şimdi maddi sıkıntıları bahane ediyoruz.
Halbuki bunun insan o maddiyatı da eline geçirdiği zaman esas sıkıntısının ne olduğunu anlıyor ama iş işten geçiyor. Cenab-ı Hak bizleri gafletten ikaz eylesin. Amin. Ve rahmetellil alemin olması hasebiyle. Ya Rabbi, biz de o alemlerden bir alemiz. Bizi de öyle kabul eyle ve rahmet-i Muhammediye'den bizleri nasipdar eyle diye dua edelim ve Cenab-ı Hakk'a yalvaralım. Vesile eylesin bizi rızasını kazanmaya. Vesile eylesin yine o vesileyi Hazreti Muhammed Mustafa'ya ulaşmaya. Evet efendim, sizin nezdinizde cümle kıymetli dinleyicilerimize muhabbetlerimizi arz ediyoruz. Muhabbet bağıyla devam ediyoruz. Allah Hazreti Peygamber'in muhabbet bağından, kalbi alakasından, muhabbet nazarından bizleri dur eylemesin, uzak düşürmesin. O muhabbetle var eylesin. Hakikatte de o muhabbetle esasında yaşıyoruz ve o muhabbetle varız. O muhabbet yoksa ölüyüz. Efendim Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hayatı saadetini, saadetli hayatı anlatmaya, Siyer-i Nebi'ye konu olmuş şekliyle tarihteki seyrinden de feyz alarak işlemeye, ondan sohbet etmeye gayret ediyoruz. Buraya kadarki özet, hepsini bir arada anlatmak mümkün değil. Fakat dedik ki iki cihan serveri sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz nuru evvel yaratılmıştır. Bütün kainatın mayası Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin nurudur. Kainata taban olan, bütün mevcudata maye olan, sermaye olan onun nurudur. Ve o nur peygamberler silsilesiyle, manzumesiyle Hazreti Adem'den Şit'e, ondan diğer peygamberlere, ondan diğer peygamberlere, Hazreti İbrahim'e, Hazreti İbrahim'den İsmail Efendimiz'e ve müntakilen ve muttasılan birbirini takip eden silsilelerle tertemiz bir nesilden Hazreti Abdullah'a ve ondan iki cihan serveri Efendimiz'in mübarek validesi Hazreti Amine'ye intikal etmişti. Ve hatırlarsanız hepçe söylediğimiz, sıkça beyan ettiğimiz gibi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin nuru evvel yaratılmıştır. Fakat gönderilmesi en son peygamber olarak gönderilmesi şeklinde cereyan etmiştir, tezahür etmiştir. Bundaki hikmeti de şöyle söylemiştik. Allah Resulü o kadar mükemmel, ekmeli mahlukat, o kadar faziletli, eftalül beşerdir ki onun faziletinin derecesini ne kadar anlayamasak da faziletinin büyüklüğünü en azından bizim aklımızın ihata edemeyeceği bir büyüklük olduğunu anlamamız için Allah Teala cümle peygamberleri ve insanı kamilleri Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'den evvel gösterdi ve ondan sonra hakiki insanı kamil nasıl olur? Hakikat mertebesinde Halifetullah nasıl olur? Böylece biz onu müdrik olmuş olduk, onu idrak etmiş olduk. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin teşrifiyle alakalı fevkalade hadiseler, yani doğumuyla ve doğumu esnasında zuhur eden hadiseleri işlemiştik. Bunların her birisi birer mucizedir. İnsanları aciz bırakan, düşünmeye sevk eden, Allah'a secde etmeye vesile kılan hadiselerdir. O bahisleri işlemiştik. Şimdi iki cihan serveri sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin süt anneye verilmesi ve doğduktan sonraki keyfiyeti hakkında inşallah bu akşam konuşacağız. Metinden niye okuyoruz onu da söyleyelim. Belli metinleri takip ediyoruz. Sebebi her ne kadar konuşsak da belli şeyleri izah etmeye gayret etsek de neticede bunlar da yine bizim fikirlerimiz değildir. Sohbet mahsulüdür. Efendim meclislerin ve derslerin bereketidir anlattığımız şeyler. Fakat kıymetli dinleyicilerimiz ve yeni yeni bu muhabbet bağlarına ilgi duyan kardeşlerimiz bunları zihinden konuşuluyor zannetmesin ve kendileri de bir şeyler okumaya azmetsin diye illa metinden de bir parça okumaya gayret ediyoruz. Niyetimiz budur. Daha doğrusu kitaptan okumaktaki maksadımız bundan ibarettir.
İnşallah Cenab-ı Hak tesirini halk etsin. Sözü daha fazla uzatmayayım. İstiyorsanız süt anneye verilmesi iki cihan serveri efendimizin ve doğumundan sonra hemen takip eden hadiseleri şöyle sizin elinizdeki kitaptan bugün bundan okuyalım. Eyvallah. Sizin elinizdeki kitaptan okumaya devam edelim. Eyvallah. Buyurun. Efendisine kavuşan kainat artık şenidi. Beşeriyetin kalbine nur ve huzur sunacak zatı sinesinde barındıran Arabistan'ın kalbi sevincinden adeta duracak gibiydi. Evet. Kainatın eşsiz hadisesine sahne olan Mekke, adeta ulvi alemlere uçmak istiyormuşçasına heyecanlı ve mesrur idi. Hazreti Amine huzurlu ve sürurlu idi. Nur topu yavrusu tatlı tebessümleriyle kocasının vefat acısını bir nebze unutturduğu gibi istikbale ümitle bakmasını da sağlayan tek teselliydi. Bahtiyar Amine şerefli yavrusunu ancak bir hafta kadar emzirebildi. Bundan sonra Ebu Leheb'in cariyesi Süveybe Hatun kainatın efendisine süt anne oldu ve onu günlerce emzirdi. Süveybe Hatun daha önce de Hazreti Hamza'yı emzirmişti. Evet. Böylece Resul-i Kibriya Efendimizle muhterem amcası arasında bir de süt kardeşliği bağının kurulmasına vasıta olmak gibi bir bahtiyarlık ve şerefe erişmiş oluyordu. Kendisine yapılan iyiliklerin en küçüğünü dahi unutmayacak ve onu karşılıksız bırakmayacak kadar büyük bir fazilet ve yüksek bir vefa duygusunun sahibi olan Fahri Alem Efendimiz, zatına bir müddet süt annelik yaptığı için Süveybe Hatun'u hayatı boyunca unutmadı. Onu sık sık ziyaret eder, her gördüğünde kendisine bol ihsan, iltifat ve ikramda bulunurdu. Zaten Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin şahsi ferdi sünnetlerinin dışında şahsıyla kendi zat-ı âlisiyle artık hemdem olmuş, hiç ondan ayrılmayan mizaç haline gelmiş sosyal, içtimai sünnetleri var. Bunların başına da vefa geliyor. Vefa. Vefa hasleti, vefa ahlaki güzelliği Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'de hiçbir beşerde gözükmeyecek derecede tezahür etmiştir. Yeri şu an burası olduğu için kısmen zikrediyorum. Değil o süt annesini unutmayı, iki cihan serveri sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz giysilerini, kendisine ait olan eşyaları dahi isimlendirir ve o isimlerle sanki onlar canlı varlıkmış gibi, ki itikadımızca bir nebinin gözünden bakıldığında onlarda bir can vardır. Mucizelerinde de bu beyan edilecektir. Taşların konuşmasına şahit olacağız mesela. Yürürken ağaçların eğildiğine, onu selamladığına şahit olacağız. Bizim için cansızdır. Alemlere rahmet olan bir peygamber için o da bir alem olduğu için ona göre canı vardır. Nev-i beşerden olan bir kişiye vefayı bir kenara koyun da Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz kullandıkları eşyaları bile vefa gösterir. Adeta onların kendi hayatına özgü hadiselerini, huylarını bilir ve onlara o şekilde muamele edermiş. Böyle bir peygamberin ümmetiyiz. Nasıl unutsun Hazreti Süveybe'yi? Sonra Ebu Leheb Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin doğduğunu duyunca hemen sevincinden Süveybe Hatun'u işinden azat etmiş. Git sen şimdi Amine'nin evine, oradaki çocuğa hizmet et veya süt annelik et diye kendisini de azat etmiş. Bu kadarcık Hazreti Fahri Alem'e yaptığı şu hizmetle, onun doğumuna duyduğu sevinçle Allah Teala ona ne muamele etmiş. İstiyorsanız biraz metinden okuyalım. Eyvallah. Sonra buradan farklı farklı güzellikleri temaşa edelim. Eyvallah. Buyurun. Ebu Leheb peygamberimizin öz amcasıydı. Sonraları Resul-i Ekrem'in risaletini tasdik ve ikrar etmediği gibi hayatı boyunca da putperestlikten vazgeçmeyerek karşısına en büyük düşman olarak dikilmekten geri durmadı. Bu sebeple Allah'ın lanetine maruz kaldı ve cariyesi Süveybe Hatun'un bir tırnağı kadar değer kazanamadı. Hatta Süveybe Hatun sebebiyle
ahirette bir nebze lütfa mazhar olduğu da anlatılmıştır. Onu ölümünden sonra rüyada görmüşlerdi. Cehennemin şiddetli azabı içinde feryat edip duruyordu. Kendisine sordular, ''Neden feryat ediyorsun? Neyin var?'' Ebu Leheb, ''Neyim olacak? Susuzluk beni ateşten kavuruyor. Hayatımda hiçbir hayır görmedim. Sadece bir tek hayır buldum. Muhammed'i emziren Süveybe'yi azat ettiğim için bana da şuradan emip sulanmak imkanı bağışlandı.'' diyerek şehadet parmağını gösterdi. Evet, hadisi şerifte geçen bir hadise bu. İstiyorsanız devamını da okuyun, ondan sonra bazı tespitlerde bulunalım. Hadise gerçekten ibret vericidir. Kainatın efendisine hayatı boyunca kötülük, eziyet ve hakaret etmekten geri durmayan Ebu Leheb gibi azılı bir İslam düşmanı, sadece onu emziren Süveybe Hatun'u azat ettiği için böylesine ilahi bir kerem ve lütfa mazhar oluyor ve cehennemde azabı bir nebze hafifletiliyordu. Demek ki sadece sevgili peygamberinin zatına değil, zatına hizmet etmiş olanlara yapılan iyilikleri de Cenab-ı Hak lütfu ve keremiyle karşılıksız bırakmıyordu. Şimdi efendim ibretle düşünelim, tefekkür etmeye gayret edelim. Şöyle bir gözümüzü gönlümüzün üzerine doğru eğelim ve düşünelim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ne muazzam, ne kadar muhterem, ihtirama layık bir zat. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz doğduğunda henüz bir şey tebliğ etmiyor. O, Adem daha yaratılmadan evvel peygamberdi. Şeriatı ve kitabı vardı yani. Hadis-i şerifle sabit. Onun öyle olduğuna bir sürü daha hadiseler, deliller var. Bu hadise de onlardan bir tanesi. O, 40'ından sonra peygamber olmadı. 40'ında peygamberliğini ilan etti. O öyle bir zat-ı âli ki, onun doğumuna sevinen bir insan dahi, o doğuma sevindiği için bir hizmet yapsa, Allah Teala'nın hakkında yeminle kasemle lanet ettiği bir zat bile olsa, o kadarcık hizmeti Allah Teala tarafından yok sayılmıyor. Çünkü o peygamberin zatına yapılmış bir hizmettir. Velev ki hali sababetinde olsun, sabi olsun, henüz daha bir bebek kıvamında ve şeklinde olsun. Fakat değil mi ki hizmet yapmış? Allah Teala o hizmeti karşılıksız koymuyor. Demek ki o nur, nuru evvel, yaratılışı sonra olan bir nur ve nurlu bir zat. Bir de şu var. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin şefaat hakkına çok çok güzel bir tespittir bu ve işarettir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin sadece doğumundan dolayı böyle bir hizmet yapan insana cehennemdeki azabı biraz hafifletiliyorsa, ki bu da bir şefaat şeklidir, birazcık hafifletiliyorsa ve oradan o hizmet sayesinde bir nebzecik olsun azabı hafifliyorsa, yine o cehennemdeki bir şefaat meselesidir. Çünkü şefaat kısım kısımdır. Bir kısım insanlar cehennemden kurtulmak üzere şefaate mazhar olacak. Bir kısmı cehennemdeki azaplarının hafifletilmesi şeklinde şefaate mazhar olacak. Bir kısmı cennetteki derecesinin yükseltilmesi için şefaate mazhar olacak. Bir kısmı sevdiklerini kurtarabilmek için adeta ek bir istihkak şeklinde tezahür eden şefaat iznine sahip olmak için şefaate mazhar olacak. Şefaat bir kısımdan ibaret değil, çok kısımları var. Hesabın kısalması için şefaat var. Etrafındaki insanları kurtarabilmek için şefaat var. Yani Allah'ın merhametiyle beraber filanca zata hizmet etmişsin. Allah o hizmete bir şekil verecek yevmi mahşerde, o senin için bir şefaat hakkı olabilecek. Şimdi o bahse girmeyelim. Fakat gösteriyor ki İki Cihan Serveri Efendimiz'e bu şekliyle muamele etmesi dahi onun azabını azaltacak, bir nebzecik olsun ferahlatacak dereceye getiriyorsa insanı, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in hayatına üsve-i hasene olarak bakıp
kendi hayatına tatbik etmeye gayret eden insanlar, ona muhabbet eden insanların da muhakkak surette Allah'ın merhametine ve peygamberin inşallah şefaatine ereceği işaretidir. Bir zat şöyle izah ediyor bu durumu. Bir mümin, Allah'a ve peygambere inanan bir kişinin hizmet etmesi tamam. Fakat bir müşriye niye böyle muamele edildi şeklinde soru soruyorlar da şöyle diyor. Sen diyor, izzeti nefis sahibi olamamana rağmen, çünkü bizim nefsimizin izzeti yoktur. İzzeti nefsin olmadığı halde bazen gurur meselesi yaparsın da, sana nispetle, kendine nispetle düşük saydığın bir insandan bir hizmet geldiğinde onun altında kalmak istemezsin diyor. Allah azimüşşen azizdir. O azimdir. Gerçek izzet ve celal sahibidir. Bu küfür deryasında batağındayken, şirk küfür arasında gidip gelmekteyken, Habibine, Nebisine, sevgililerine hizmet eder de haşa Allah onun altında kalır mı diyor. O hizmetin muhakkak ki karşılığını verir. Yani o küfrüyle şirkiyle beraber bir hizmet etmiş, Allah onu azamet ve celal sahibi, gerçek izzet sahibi olan Hazreti Allah, o hizmetin haşa bir nevi altında kalmaz. Muhakkak surette onun karşılığını verir diyor. Yine büyükler, hizmetin zerresi zail olmaz diyor. Hizmet. Hele ki bu Allah ve peygamber yoluna hizmetse, hele Allah için hizmetse, zerresi, hatta kalbinden geçen niyet dahi ne olmaz? Zayi olmaz. Bunu böyle söylüyorlar. Eyvallah. Peki devam edelim efendim. Mekke'nin havası sıcak ve sıkıntılıydı. Çocukların körpe vücutlarına yaramazdı ve onların sıhhatli büyümelerine elverişli değildi. Yani Hazreti Süveybe radıyallahu anha, aynı zamanda Hazreti Hamza radıyallahu anhı da emzirmiş, Ebu Leheb'in azatlı kölesi, carisi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ilk önce süt annelik muamelesini ondan görüyor. Ve daha sonra Mekkelilerin adeti olarak süt anneye verilme adeti var. Şimdi o bahsi biraz işleyelim. Hazreti Halime validemizin de nasıl Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hizmetine eriştiğini öğrenmiş olalım. Eyvallah. Çölde ise hava güzel, su tatlı ve temiz, hayat serbest, iklim ise mutedil idi. Ayrıca çölde yaşayan bazı kabilelerin dilleri de çok daha düzgün ve pürüzsüzdü. Asliyet ve tazeliğini koruyorlardı. Ahlakları da temizdi. İşte buna binaen o sırada Kureyş eşrafı ve ileri gelenleri daha sıhhatli ve gürbüz yetişmeleri ve ayrıca düzgün, aslına uygun Arapça öğrenip konuşabilmeleri için Mekke'nin dışında çölde yaşayan kabile kadınlarına ücretle emzirmek üzere çocuklarını teslim etmeyi bir adet haline getirmişlerdi. Çocuk 2-3 sene, bazen daha fazla süt annenin yanında kalırdı. Evet. En son Mekke'de çocukların süt anneye verilmesi adetinden bahsediyoruz. Evet, Mekke'de zaten dağlar arasında bir yer, vadi. Mekke'nin o zaman ticaret vesaire olarak çok böyle kozmopolit bir hayatı var. Efendime söyleyeyim, belki günümüzün konuşulduğu şekliyle ifade edersek argo lisan diyebileceğimiz, yani dejenere olmuş bir jenerasyonda mevzu bahis. Fakat lisanı çok düşkün insanlar, genelde törelerine göre yaşayan, efendime söyleyeyim, dedelerinin lisanını konuşan ve fasih lisana sahip olan Beni Sa'd, yani Sa'd oğulları kabilesi bilhassa süt annelik için çocukların verildiği bir memleket, bir yer. Hem dillerini çok güzel öğrensinler diye, hem de iklim şartları çocuklar için, çocukların yetişmesi için, serpilmesi için, güçlü kuvvetli olması için daha elverişli. Havadar, nispeten daha yüksekte veyahut tamamıyla etrafı dağla çevrili olmadığından kendine ait biraz daha latif bir havası var. Mekkelilerin böyle bir adeti var. Dolayısıyla bu adet üzere iki cihan serveri sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de süt anneye
verilmek istenmiş. Bakalım ne olmuş? Bu sebeple de yaylalarda yaşayan birçok kabile, bilhassa Sa'd bin Bekr kabilesi kadınları senede birkaç defa kafile halinde Mekke'ye inerler ve yeni doğan çocukları emzirmek üzere yanlarına alıp tekrar yurtlarına dönerlerdi. Evet. Mekke civarındaki kabileler arasında Sa'd bin Bekr kabilesi bilhassa şerefte, cömertlikte, mertlikte, tevazuda ve Arapçayı düzgün konuşmakta temayüz etmiş ve ün kazanmış bir kabileydi. Bu yüzden Kureyş ileri gelenleri daha çok bu kabile kadınlarına çocuklarını teslim etmek isterlerdi. Resul-i Ekrem Efendimiz Süveybe Hatun tarafından emziriliyordu. O sırada Sa'd oğulları yurdunda o ana kadar pek az görülmüş şiddetli bir kuraklık hüküm sürüyordu. Kuraklığın netice verdiği kıtlık kabile halkını yoksul ve perişan bırakmıştı. Öyle ki yiyecek bir şeyler bulmada bile zorluk çekiyorlardı. Develeri, koyunları zayıflamış ve sütleri kesilmişti. Bu şiddetli kıtlık ve kuraklık yılında da Beni Bekir kadınları emzirecek çocuk bulmak ve bu suretle bir nebze geçimlerini temin etmek maksadıyla Mekke'ye oldukça kalabalık bir kafile halinde geldiler. Tabii münasebet aldıkça, hatırımıza geldikçe, Siyer-i Nebi okurken farklı yönlerden bakmayı da uygun görüyoruz, zikredelim istiyoruz. Bazen bazı musibetler, sıkıntılar insanı hayra teşvik eder. Bir kere Allah Teala, hiç unutmayalım, faal mümini seviyor. Battal, atıl olan mümini sevmiyor. Nefsine hizmet eden mümini sevmiyor. Muhakkak mümin oluşundan dolayı Allah'ın sevgisine mazhar olmuştur ama o kendisinin de sevgisini gösterdiği kullar zümresine bir insanın erişebilmesi için faal olması icap ediyor. Bakın, ibrettir. İnsanda birçok hassa, birçok hissiyat onun yaşam mücadelesi suretinde ona yansır. Açlık tehlikesi, aç kalma korkusu, açlıktan ölme korkusuyla biz yemeğe içmeye yöneliriz. Vücudumuzu hasta olma korkusundan dolayı giyinme ihtiyacı hissederiz. Cenab-ı Hak bazı korkuları, bazı endişeleri bize yine merhametinden vermiştir. Hayra sevk etmek için bizlere lazım olan sıhhati, rızkı talep etmemiz için, gayret etmemiz için Cenab-ı Hak merhametinden bu hissiyatı vermiştir. Belli sıkıntılar olduğunda şunu hiç unutmamak lazım. Bu sıkıntılar eğer kişi kendi kabiliyetini kullanacak şekilde amellerini teksif eder, yoğunlaşır, azmeder, cezmeder. Sıkıntıyı kabullenmek ayrı Allah'tan geldiğini. Fakat o sıkıntıları aşmak üzere gayret ederse muhakkak Allah bir merhamet verecektir. Ona farklı bir tecellide bulunacaktır. Beni Sa'd kabilesi o zamana kadar belki nadir görülen bir kuraklık ve kıtlık içerisinde. Fakat bu bir sevki tabi ve sevki ilahi. Yani sanki Mekke-i Mükerreme'de o Nurdan Ahmet dünyaya geldi. Bu şerefli kabile bir şekilde onun bulunduğu beldeye şöyle bir hicret etsin diye esasında merhametle onları oraya sevk etme hali olarak düşünebiliriz. Bir şekilde Beni Sa'd yurdundan hepsi çıkacak. Esasında bir süt annelik yaparız veya bir çocuk alırız da bize ek bir gelir, bir maişet teminine vesile olur diye çıkacaklar. Fakat şöyle başka bir taraftan bakarsak, Hazreti Ahmet-i Muhammed Mustafa dünyayı şereflendirmiştir. Süt anneler öyle bir çocuk görecektir. Emzirecekleri çocuklar dahi ondan feyiz alsınlar diye sanki Cenab-ı Hak Beni Sa'd yurdunu Hazreti Peygamber'e doğru hicret ettirmiştir. Ve ondan sonra o Nurdan Ahmet'i diğer nazarlardan saklamak için bazen gerçek komutanı, ileride lider olabilecek, hakim pozisyonuna gelecek komutanı saklamak için birçok kişiye rütbe ve derece dağıtırlar. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz onların arasında, o kafirlerin arasında nispeten nazarı dikkate celp etmeden o muhafızlar içinde tekrar Beni Sa'd yurduna gelecektir. Bu bir ziyaret şeklidir, feyiz şeklidir. Dünyanın her bir tarafında
Hazreti Peygamber'in doğumuna dağlar taşlar dahi bilgâne kalmadığından, bir şekilde haberdar olduklarından Cenab-ı Hak onun bulunacağı Beni Sa'd yurdunu da en önce kendisine getirtecek, sonra Hazreti Peygamber'i oraya intikaline izin verecektir. Evet, buyurun. Gelen kadınların biri müstesna hepsi kendilerine münasip birer çocuk buldular. Gariptir ki hiçbiri yetim oluşundan dolayı sevgili peygamberimizi almaya yanaşmadı. Çünkü pek fazla bir ücret ve yardıma kavuşamayacaklarını düşünüyorlardı. Mekke'ye geç giren sadece bir kadın vardı. İffeti, temizliği, hilm ve hayası, yüksek ahlak ve faziletiyle kabilesi arasında tanınmış bir kadın. Kocasıyla nöbetleşe yaşlı ve zayıf merkeplerine bindiklerinden kafileden geride kalmıştı. Mekke'ye girdiğinde yeni doğmuş Kureyş çocukları, biri müstesna, diğerleri önde giden Bekr oğulları kadınları tarafından kapılmıştı. Ve o, mutlak kudret sahibinin kader ve hikmetiyle emzirmek üzere kimseyi bulamadı. Çünkü yetim olmasını istemiyorlar. İstemişlerinin sebebi bir, yetimlik, yetim olmak baştan bir hor ve hakir görülmek. O zamanın adetlerine göre. Birinci sebep bu. İkinci sebep, yetim olduğu zaman malum babası falan olmadığı için belki ödenek, işte çıkacak olan para, ödeme de biraz az olabilir, düşebilir endişesi var. Yani nispeten, çünkü o zamanlarda kadının kendine ait bir sermaye yönetim şekli yok. Yani ata erkin mi diyorlar falan, yani hiç alakası bile yok. Tamamen bir erkeklerin hegemonyası altında yaşayan bir Arap tavrı var. Dolayısıyla bir hanıma ait metaın, zenginliğin onun uhdesinde kalması pek alışılagelmiş bir durum değil. İstisnai bir durum. Yetim, aynı zamanda bir kadın bakıyor. Hanımın büyük bir ihtimalle parası yoktur. Yetim olduğu için ona sahip çıkacak erkek de yoktur. Dolayısıyla biz ücreti de alamayabiliriz. Sonra gerekli itibarı da göremeyebiliriz diye bir endişe taşıyorlar. Bunlar onu düşüne dursun. Allah Teala da iradesiyle Habibi edibine, en güzel edibi, onu terbiye edecek olan zatı da, edibeyi de ayarlamış vaziyette. O merkebin zayıf olması, yaşlı olması vesairesi hepsi Hazreti Allah'ın o sebebe ait tecellileri. Hepsi o fahri aleme gitmek için seçilmişliğin bir işareti. Defineye malik nice viraneler vardır. Ve eskiden de öyledir. İnsanlar definelerini hiç dikkat çekmeyecek yerlere saklarlardı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de yetim kisvesi altında defineye malik bir virane görünümündeydi. Ayrıca Halime validemizin durumuna baktığımızda da gördüğümüz, yine küçümseniyor fakat dikkat buyurun, en tevazu şekliyle, mütevazi şekliyle Mekke-i Mükerreme'ye giriyor. Dolayısıyla alacağı da en büyük olacaktır. Gönen Mehmet Efendi hocam şaka yapardı. Şakayla karışık konuşurdu. Efendim derdi, yürüyerek Kabe'ye gelenlere, Kabe'nin hemen berisinde etrafında olan Melaki-i Kiram Hazretleri kucaklayarak karşılarmış. Arabayla gelenlerle musafa ederlermiş. Uçakla gelenlere el sallarlarmış. Öyle anlatırdı Gönen Mehmet Efendi. Şimdi şaka bir yana, şaka bir yana, ki şaka olduğunu ben zannetmiyorum. Çünkü kısacık ömrümde, 14 senelik hayatımda Gönen Hoca Efendi'nin yaptığı şakaların bile esasında çok yerli yerinde ve bir gerçeği işaret ettiğini, şaka kıvamında söylenmesinin sebebi bizim idrakimizin üzerinde oluşu olduğunu son anladık. Dolayısıyla ciddiye almak icap eder. Şimdi bunu bir kenara koyun, Mekke'ye gidişimize gelelim. Nasıl gideriz biz hacca? Hac hudutlarına, harem hudutlarına geldiğimizde bizi iki parça elbiseye sokarlar. Elbise denmez ona. Örtü, kefen bezine bürünürüz. Sağımızı solumuzu taramayız, kokular sürmeyiz, tırnaklarımızı kesmeyiz. Kendi nefsimizin bize ait olmadığını müdrik bir şekilde idrak etmek üzere çıkarız. Orası hacet kapısıdır. Orası hüccet kapısı değildir. Orası kibriyalık kabul etmez. Çünkü
Hazreti Kibriya'nın beyti oradadır. Ne kadar mütevazi olursan o kadar azami istifade edersin. Şimdi Hazreti Halime'nin Mekke'ye girişine bakın. Zayıf bir binek üzerinde, birçok ümidini kaybetmiş, yaşlı bir kocası var. Böyle düşe kalka, nöbetleşe, ine çıka, ine çıka, perişan vaziyette, hiç ümidi olmaksızın, tam bir müflis edasıyla Mekke'ye girişi var. Ne yapacağız bakalım? Kalmamıştır bile belki çocuk, diyerek kalbi mahzun bir şekilde Mekke-i Mükerreme'ye girişi var. Fevkalade, tevazuyla. Velev ki takdir-i ilahiyle bu kisveye bürünsün. Ve neticede insanların başını kaldırarak görebilecekleri mesafede değil, ancak hürmetle eğebilecekleri, eğildikleri zaman müşahede edecekleri o tevazu menbaı Hazreti Muhammed'e kavuşma sahnesi böyle olacaktır. Bu detaylara dikkat ederek okumaya gayret ederim. Hiçbir şeyin kainatta tesadüf olmadığını, hepsinin bir tevafuk olduğunu düşünerek Siyer-i Nebi'yi okumaya gayret edelim. Siyer-i Nebi bu tevafukların en görmeyenlerin bile gözüne gayet ayan beyan gözüktüğü bir sahadır Peygamber Efendimizin hayatı. Evet. Kocası Haris de üzgündü. Arkadaşlarının hepsi varlıklı ailelerin çocuklarını aralarında paylaşmışlardı. Sadece işin zahiri bir sebebi olan gecikmek yüzünden eli boş kalan bir kendisi vardı. Solgun ve üzgün bir çehre içinde gömülü bu iffetli kadın, ilahi kaderin kendisi için çizmiş olduğu nezih programdan habersiz, Mekke sokaklarında münasip bir çocuk bulamamanın sıkıntısı içinde çaresiz dolaşıyordu. Bir ara görünüşüyle etrafın hürmetini celbeden munis simalı yaşlı bir zatla karşılaştı. Bu zat kainatın efendisinin dedesi Hazreti Abdülmuttalip'ti. Sanki birbirlerinin derdine derman olmak için dolaşıp duruyorlarmış gibi bakıştılar. Sonra da konuşmaya başladılar. Hazreti Abdülmuttalip, "Sen neredensin?" diye sordu. Kadın, "Beni Sa'd kabilesi kadınlarından" cevabını verdi. Peygamber ailesine ve peygamberler sülalesine has vasıflardandır feraset. Onlar nazarlarıyla konuşacakları insanı, o cevheri taşıyabilecek insanı fark ederler. Feraset peygamber ailesine has bir üsluptur. Allah velilerine feraset ihsan eder. Sebebi Cenab-ı Hakk'ın gözüyle görebilme kabiliyeti ve peygambere yaklaşmış olmanın getirdiği bereket vardır. Ferasetsiz bir göz sahibi için hakiki mümin denemez. Feraset lazımdır. Hazreti Abdülmuttalib'in hayatına bakın. Hep bu feraseti, ince sezişi görürsünüz. Bu sadece akılla, zaten liderlik vasfı olduğundan olan bir hadise değildir. Diğerlerini anladık. Belki siyasi otorite, liderlik vasfını öne çıkartan şeyler. Fakat görüyoruz ki bu feraset bakışı her sahada geçerli. Hazreti Peygamber'in neslinden çünkü. Daha görür görmez Hazreti Halime validemizi görüyor, anlıyor. İşte bu olabilir diyor. Hazreti Halime de aynı şekilde o bakışları, nazarları kendi üzerinde hissedip onun da gönlü, yani kalbini ferahlatan o sima Abdülmuttalip'te tezahür ediyor. Evet. Bunu da lütfen dikkatten kaçırmayalım. Adın ne? Halime. Abdülmuttalip. Ne güzel, ne güzel. Saat ve Hilm. İki haslettir ki dünyanın hayrı da ahiretin izzet ve şerefi de bundadır, dedikten sonra derin bir iç çekti. Arkasından da Halime'ye, ey Halime, yanımda yetim bir çocuk var. Onu Sa'd oğulları kadınlarına teklif ettim, kabul etmediler. Bari gel sen ona süt anneliği yap. Belki onun yüzünden bahtiyarlığa, bolluk ve berekete erersin, dedi. Halime, beklenmedik bu teklif karşısında önce tereddüt geçirdi. Fakat yurduna eli boş dönmek istemiyordu. Bunun için tereddüdünü yendi ve teklifi içinden kabul etti. Ancak kocasına sormadan ve ondan izin almadan cevabını Oradaki tereddütü yalnız diğer kaynaklarda da bakıyoruz. Onu hemen tahsiye etmek icap ederse,
o tereddütü, hani belki başkalarını bulabiliriz, acaba arasak mı yoksa bunda karar mı kılsak diye tereddüt. Yani diğer şöyle bir etrafa bakalım mı, belki bizi bekleyen başka bir nasip buluruz diye o şekilde geçirdiği bir tereddüt. Yoksa teklifin cazip olmayışından değil, hani bir etrafı görelim, acaba hani başka durumda olan birisi var mıdır, daha iyi durumda olan birisi var mıdır diye düşünmek şeklinde. Evet. Ancak kocasına sormadan ve ondan izin almadan cevabını isar etmek istemedi. Hemen kocasının yanına döndü, olup bitenleri anlattıktan sonra "Emzirecek çocuk bulamadım. Arkadaşlarım arasında eli boş dönmeyi de hoş görmüyorum. Vallahi ben de gidip o yetimi alacağım," dedi. Kocası Haris fikrine iştirak etti. "Alman'da bir beis yok. Belki de Allah onun yüzünden bize bereket ve hayır ihsan eder." Evet. Bunun üzerine dönüp Hazreti Abdülmuttalib'in yanına geldiler. Hazreti Abdülmuttalib Halime'yi alıp sevgili peygamberimizin nurlandırdığı Hazreti Amine'nin mütevazı evine götürdü. Halime Efendimizin başucuna varınca Nur Topu Efendimiz yünden beyaz bir kumaşa sarılı yeşil iplikten bir örtünün üstünde mışıl mışıl uyuyordu. Etraf misk kokuyordu. Uyuyor muydu yoksa başka alemleri mi seyrediyordu? Onu Allah bilir. Evet. Halime hayret içinde kaldı. Nur yüzlü Efendimiz'e anında içi ısınıverdi. Öylesine ki uyandırmaya bile gönlü razı olmadı. Artık hüzün ve ızdırap bulutu Halime'yi terk etmişti. Sevincinden uçacak gibiydi. Çocuk bulamamanın sıkıntısı içinde kıvranıp dururken birden böylesine güzel bir yavruyla karşı karşıya gelmek ne büyük bahtiyarlıktı. Halime fazla dayanamadı. Kainatın efendisinin başucuna iyice yaklaştı. Yorganın ucunu hafiften kaldırdı. Pamuktan yumuşak, kar gibi beyaz, gül gibi kokan ellerinden, mübarek alınlarından sevgi ve bir anne şefkatiyle öptü. O anda Peygamber Efendimiz de gözlerini açtı ve Halime'nin busesine tatlı bir tebessümle cevap verdi. Anlaşmışlardı. Biri çocuk bulamamanın ızdırabıyla bitkin ve mahzun, diğeri kadınlar tarafından reddedilen Nur yetim. Kader ikisinin alemini sevinçle doldurdu. Artık Nur Topu Efendimiz gönlünü cezbettiği Halime'nin kucağındaydı. Fakat bu da ne? Günlerdir zorla süt bulan göğüsler, Efendimiz emmeye başlar başlamaz derhal sütle doldu. Sanki her bir meme bir süt çeşmesi kesilmişti birden. Halime şaşırdı. Kocası Haris hayretler içinde kaldı. Sağ meme kainatın efendisinin ağzında, sol meme artık ona süt kardeşi olan Halime'nin oğlu Abdullah'ın ağzında. Ve kainatın efendisi bundan böyle hep sağ memeye emecektir. Evet. Halime, Nur yetimi kucağından bir an bile indirmeye razı değildi. Hemen Hazreti Abdülmuttalib ve Hazreti Amine ile vedalaşarak Mekke'den ayrıldılar. İleride söyleyecektir belki ama Hazreti Halime vardınız. Ona diğer mememi emziremedim dermiş. Biraz büyüdüklerinde sağ memeden sütü emdikten sonra mübarek parmaklarıyla diğer süt kardeşini ya Şeyma'yı ya Abdullah'ı işaret edermiş. Bunu da al, böyle uzatır, gözlerinin nazarını dikkatini böyle o tarafa çevirir ve adeta büyük bir insan gibi işaret edermiş. Kainatın efendisi sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bir yere teveccüh edecek ve orada rahmet olmayacak. Mümkün değil. Allah'ın rahmeti onunla. O hep Allah'ın rahmetiyle beraber. Ne mutlu o rahmete kavuşanlara. Ne mutlu o rahmetle içine dışını nur edenlere. Evet. Kıymetli dinleyicilerimiz, burada biz tabii okuyoruz. Okumanın bereketini de beraberce yaşayalım diye. Üzerinde konuşulur. Şurada bir şey daha itiraf edelim ki, biz konuştuğumuz zaman anlattığımız şeyleri bizle bütünleştirirsiniz. Biz o derece Hazreti Peygamber aşığı olamadık. Fakat metinden, kitaptan okumayı adet edinir ve esas tahsil edecek olan güzelliği ve muhabbeti kendi içinizde olduğunu fark ederseniz, şu konuşmalar, şu programlar hedefine ulaşmış olacaktır.
Evet buyurun. Hazreti Amine'nin hüznüne gözyaşları da karıştı ve adeta bir bulut olup Nur yavrusunun peşinden koştu. Gece Haris ailesi Mekke dışında rahat bir uyku çekti. Sabahleyin Haris develeri salmaya koştu. Eline attığı her meme bir süt çeşmesi oluvermişti. Hayretler içinde Halime'ye seslendi. Ey Halime, bil ki sen çok mübarek ve hayırlı bir çocuk aldın. Allah Allah. Ya. Halime kocasını tasdik etti. Vallahi ben de öyle olmasını ümit ediyorum. Mekke artık gerilerde kalmıştı. Halime dişi merkebinin üstünde, kucağında ise kainatın efendisi vardı. Merkep, o zayıf, güçsüz ve arkadaşlarından geride kalan merkebe de ne oluyor? Bu ne sürat, bu ne hızlı yürüyüş? Sanki gelişinde bindikleri merkep bu değildi. Kafiledeki bütün hayvanları geçip geride bırakınca Halime'nin yol arkadaşları şaşırdılar ve hayretler içinde sordular. Ey Ebu Zuheyb'in kızı, yazıklar olsun sana, bizi neden beklemiyorsun? Yoksa bindiğin merkep gelirken beraberindeki merkep değil mi? Merkep aynı merkepti. Bir farkla, şimdi üzerinde biri vardı. Kainatın efendisi. Hangi merkep olursa olsun, hangi sireti hayvan olursa olsun, sureti insan olan kişi eğer o Nur-u Muhammediye'ye hamil olur ise, o muhabbeti Muhammedi'den nasiptar olur ise, onda kesafet kalkar, onda hayvaniyet kalkar, onda zahir perestlik, putperestlik kalkar, onun kalbindeki putlar birer birer tepelenir. Nefsin ejderha gibi olan sıfatları, o kabir azabı gibi olan halleri, o nurdan Ahmet'in nuruyla, velev ki küçücük bir nur olsun, henüz vücudunu ihata edememiş bir nur olsun ama yeter ki doğsun, onun üzerine hamil olsun, artık o nur o vücutta yapacağını yapar, onun hayvaniyetinden eser kalmaz, bütün kötü halleri hüsnü hale tahvil ve tebdil olur. O nurdan Ahmet, nur kundaklar içerisinde gül kokulu Sultan Ahmet, Hazreti Fahri Alem Efendimiz daha henüz hali sabahbetindeyken dokunduğu her yerde rahmet peygamberi olan o peygamber, üzerine bindiği zaman zahiren düşünüldüğünde, kesif olarak düşünüldüğünde daha ağır olması lazım o bineğin. Fakat nur binerse bir insanın sırtına, nur binerse hangi hayvanın olursa olsun sırtına, artık o taşıdığı nura nispet edilir, kesafet kalkar. Olan hadise öyle olmuştur. Daha bunlar o bereketlerin henüz çok küçük numuneleridir. Hala onun bereketinden beslenmiyor muyuz? Hala o nurla bu merkepler dünya üzerinde güzar etmiyor mu? Hep o nur hürmetine, hep o nur hürmetine. O nur olmasaydı meçhul esma, esması da meçhul olacaktı. Güzelliği de meçhul olacaktı. Her şey meçhul olacaktı. Hilkat maksadına ulaşmamış olacaktı. Allah bu. Maksadına ulaşmayan hilkat yapar mı? Onun yaratması muhakkak maksada ulaşacak. Ki Nur Muhammed'in dünyaya teşrif etmesi lazımdı. Her yerde rahmettir o. Şöyle gözünüzün önüne getirin ve tahayyül edin. Nasıl bir nur? Gönülde doğarsa bu nur, insanı nasıl eyler nur? Bunun üzerinde düşünelim.